Dünyanın üçüncü büyük organizasyonu olan ve Nisan ayında Medeniyetler Bahçesi teması ile Hatay'da gerçekleştirilecek olan Expo 2021'in hazırlıkları Expo evinden yönetiliyor. Gastronomi şehri Hatay, yemek ve tatlı çeşidinin yanı sıra tarihi değerleri ve doğal güzellikleriyle dikkat çekerken, Expo 2021'e Medeniyetler Bahçesi temasıyla ev sahipliği yapacak. Organizasyon için çeşitli alanlarda endemik ve tıbbi aromatik bitkilerle hazırlanacak botanik bahçelerinde kentin yöresel lezzetleri, tarihi ve kültürel değerleri tanıtılacak. Expo için Hatay'a gelecek şehirler, hazırlanacak botanik bahçelerinde hem kendi kültürlerini hem de gastronomilerini, ayrıca tarihi ve kültürel değerlerini tanıtabilecek. Expo Genel Sekreter Yardımcısı Musa Eski Ocak, Expo evinde çalışmalar yürüttüklerini, ayrıca Expo'da yer alacak kooperatiflerin ürünlerinin sergilendiğini söyledi. Bu Expo evinde bu alanda çalışmalarımıza başladık. Burası hem Expo'da yapılacak bir takım etkinliklerin, minyatür çalışmaların olduğu bir alan ve ofis çalışmaları yürütüldüğü bir yerde. Bizim burada üst katlarda ofis çalışmalarını yürütüyoruz. Alt katlarda bizim Expo'da olacak olan kooperatiflerin, sivil toplum örgütlerinin, Expo'daki botanik eksposundaki bitki özellikleri yapacak çalışmalarının şu an önceden çalışıldığı, başlandığı bir yer ve daha sonra bunları Expo alanına taşıyacağız. Şimdi bizim Expo iki farklı alanda olmaktadır. İskenderun alanında ve Antakya alanında. İskenderun Expo alanı yaklaşık 101 metrekare alan büyüklüğünde. Burası uluslararası arenanın olacağı bir alan. Antakya'da 200 metrekare alan, burası ulusal çalışmanın olduğu bir alan. Bizim İskenderun Expo alanında uluslararası bir bahçelerimiz olduğu bir alan. Şu anda yaklaşık 13-14 tane şehirle beraber görüşmelerimiz devam ediyor. Almanya'dan Kiel ve Aalen'le anlaşmamızı yaptık. Nepal ile anlaşmamızı yaptık. Pakistan'la anlaşmamızı yaptık. Macaristan'la görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye Cumhuriyetlerimizle Azerbaycan'la, Kazakistan, Türkmenistan'la görüşmelerimiz devam ediyor. Yaklaşık 13-14 tane şehrimiz burada kendi kültürlerini, kendi botanik kültürlerini, bitki kültürlerini yansıtacakları, kendi kültüre ilgili çalışmalar yapılacağı birer bahçe veriyoruz. Bu alanda bunlar 6 ay boyunca burada çalışmalarına devam edecekler. Kendi bu gastronomilerini sergileyecekleri, satışlarını yapabilecekleri bir alan. Yaklaşık 20 tane restoranımız var. Şu anda birkaç şehirle de anlaştık. İtalya'dan bir restoranımız geliyor. Pakistan bir yer istedi, Nepal bir yer istedi. 100 kişilik bir ekibimiz var. Fen İşleri Daire Başkanlığımız inşaat çalışmalarını yürütürken burada hem inşaat çalışmalarına destek olmak hem de Expo dönemindeki bütün yapılacak etkinlikleri, organizasyonları hazırlandığı bir ekip çalışması burada devam ediyor. Ayrıca da gelen kooperatiflere de burada Expo'da olmak isteyen işte bazı kooperatiflerimiz. Bunlar yaptıkları çalışmaları onlardan istedik. Biz Expo evinde bunları şu an sergiliyoruz. Kendi yaptıkları bölgesel, yöresel ürünlerini, tatlarını veya bir takım çalışmalarını burada onları alıyoruz. Onlarla bir kontrat çalışmalarımızı yapıyoruz. Alan açıldığı zaman bunları buradan taşıyıp alanda sergilemeye devam edeceğiz. Biz Nisan'da kapıları açacak şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hiç ara vermedik. Hem inşaat çalışmalarımız devam ediyor, hem organizasyon çalışmalarımız devam ediyor. Nisan ayında biz başkanımızın talimatıyla hazır olacağız. Ama o dönemde uluslararası katılımın sıkıntı olması durumunda veya Hatay'daki durumun daha kötü gitmesi durumunda tabii ki birkaç aylık bir öteleme süreci olabilecek. Bunu EFH ile beraber görüştük. Bunda bir sıkıntımız yok. O dönem şartlar neyi gerektirirse, hani durumlar iyiyse, aşılama geldiyse ve oranlar düştüyse çalışmalarımız Nisan ayından sonra devam edecek. Aksi takdirde gene aynı yıl içerisinde biraz durumların düzeldiği bir döneme doğru çalışmalarımızı hız vereceğiz. İskenderun Expo alanında uluslararası şehir bahçelerinin olduğu yer. Burada da yurt dışından gelecek olan şehirlerin, ülkelerin kendi alanlarında, kendi ülkeleri ilgili olarak kültürlerinde, kendi ülkeleri olarak botanik bu alanımızda dünyanın en büyük tek parça doğal taşın yapımına tabağı mozaiği çalışmasını yapıyoruz. Üniversite beraber Şu mu? Yok, şunlar. Kendi yaptıklarımız.